Allah'ım ya sınavı yapamazsam? Ya arkadaşlarımın hepsi beni geçerse? Ben anneme babama ne söyleyeceğim? O kadar bana emek verdiler, ben ne yapacağım onlara, ne söyleyeceğim? Yok yok, ben bu sınavı kesin kazanamayacağım. Of, öldüm bittim ben. Sevgili LGS öğrencim, eğer böyle diyorsan yanılıyorsun. Bugün bu dersimizde birlikte sınav kaygısından nasıl kurtulacağınızı sizlere anlatacağım. Öncelikle dersimize geçmeden önce eğer bu tarz LGS rehberlik videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz ve beğen butonuna basabilirsiniz. Ben de böylece anlarım ki demek ki öğrencilerim bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyor. Sizler için haftada en azından bir kere böyle bu tarz video yayınlarım. Sınav kaygısı gerçekten çok zordur arkadaşlar. Bunu en iyi anlayanlardan bir tanesi, sizi en iyi anlayanlardan bir tanesi benimdir. O yüzden sizlere bugün nasıl sınav kaygısından kurtulacağınızı anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, sınav sizin için ya da senin için ne ifade ediyor? Bunu bilmeniz gerekiyor. Öğrencilerimiz genellikle sınavı kazanamazsa her şeyin biteceğini düşünüyor. Ama baktığınız zaman arkadaşlar, sınav bittikten sonra da hayat devam edecek. Yani sınavı kazanamamak dünyanın sonu değil. Öyle bir anlam yüklüyoruz ki sınava, aman kazanamazsam öldüm, bittim. Ben nasıl bakarım, milletin içine nasıl çıkarım, aileme ne derim? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar, siz aileniz için mi sınava giriyorsunuz? Çevreniz için mi sınava giriyorsunuz? Arkadaşlarınız için mi sınava giriyorsunuz? Yoksa kendi geleceğiniz, hedefleriniz, hayalleriniz için mi sınava giriyorsunuz? Önce kafanızda bunu belirleyin. Sınav senin için ne anlam ifade ediyor? Ailen için mi? Arkadaşın için mi? Çevren için mi? Kendin için mi? Hangisi daha önemli? Sen hangisinin daha önemli olduğunu düşünüyorsun? Ben şunu söyleyeyim size. Kesinlikle sen hepsinden daha değerlisin. Bunu bilmelisin. Şimdi, peki yukarıdaki sorular senin için ne anlam ifade ediyor? Bunlar senin için ne demek oluyor? Sınavı kazanamazsam aileme ne derim? Bu düşünce var mı sende? Yani hocam annem babam bana çok emek harcıyor. Çok para harcıyor. Benim onların yüzünü kara çıkartmamam lazım. Evet, haklısın. Ama sınavı kazanamazsan ailen yani sana şunu yapmayacak. Sen bizim oğlumuz değilsin. Sen bizim kızımız değilsin. Beceriksizsin. Böyle bir şey demeyecek arkadaşlar. Sınavı kazanamazsanız da aileniz sizi sevecek. O yüzden kafanızdan bu olayı çıkarın. Sınavı kazanamazsanız aileniz sizi her zaman yine destekleyecek. Sınavı kazanamazsam arkadaşlarıma rezil olurum. Bana ne arkadaşlarından ya? O kendini düşünsün. Nereye giderse, hangi liseye giderse gitsin. Bunu kafanızdan atın. Arkadaşlarıma ne diyeceğim? Zaten ailem varken arkadaşlarım kim oluyor? Bir kere onları geçin zaten. Sınavı kazanamazsam akrabalarıma, komşularımıza ne diyeceğim? Onlar ne düşünecek benim hakkımda? El alem ne der diye yaşamak gerçekten çok kötü bir şey. Bizim zamanımızda da sınavda gerçekten başka kişilerle bizi karşılaştırıyor. Bak şu kazanmış, sen niye kazanamayasın? Sen ondan daha mı geri zekalısın? Baktığın zaman arkadaşlar, Allah bizi böyle yaratmış. Belki de anlayamıyoruz, yapacak bir şey yok. Ama zaten elinden gelen gayreti gösterirsen kesinlikle kazanacaksın. Ama şunları kafandan sil. Sen sadece kendin için, birazcık da ailen için çalış. Sen bunları kafandan silmezsen kusura bakma bu işi yapamazsın. Ama sildiğin an en büyük rakiplerden bir tanesi olacaksın. Bu düşünceler senin kesinlikle en büyük düşmanın. Sınavı kazanmak ne arkadaşların, ne çevren, ne de akrabaların için önemli. Önemli olan sensin ve senin hayallerin. Geri kalan her şey ikinci planda. Sen bunu anladığın an zaten sınav kaygısından kurtulursun. Öncelikle kafanda bunu oluşturman, bunu oturtman gerekiyor. Şunu artık kavramalısın. Nitelikli liseye giden kişi de bir gelecek sahibi oluyor. Alt düzey liseye giden kişi de iyi bir geleceğe sahip olabiliyor. Ki internette meşhur örnekler var. İşte bazı milyarderler, multimilyarderler ne yapıyorlar? Okumuyorlar. Kendi şirketlerini açıyorlar. Ne yapıyorlar? Zengin oluyorlar. Tabii böyle bir şey kastetmiyorum. Ama baktığınız zaman
Ya okumayacak ya da nitelikli liseye gidemeyecek kişi de bir geleceğe sahip olacak. Her şey fen lisesi demek değil. O yüzden bu kafanızdaki yanlış algıları, kötü algıları yıkın. Bir hikaye, size bir hikaye anlatacağım. 2006 yılında sınava giren bir genç tanıyorum. O zamanki ismiyle sınavın adı OKS'ydi. Orta Öğretim Kurumlar Sınavı. Şimdi tabii ki bu sınavın ismi ne oldu? LGS, liselere geçiş sınavı oldu. Bu gencin sınavı iyi geçmedi. Yani direkt tanıyorum bu genci. Sınavı iyi geçmedi. Hatta rezil geçti, berbat geçti. Arkadaşlarının hepsinin sınavı o kadar iyi geçti ki en yakın arkadaşı fen lisesi kazandı. İşte başka en yakın arkadaşı Anadolu Öğretmen Lisesi kazandı. Eskiden öyle bir lise türü vardı. Anadolu Öğretmen fen lisesi kadar önemli bir liseydi. Kimisi yine başka bir ilde fen lisesi kazandı. İşte çok sevdiği başka bir arkadaşı yine başka bir yerde fen lisesi kazandı. Kendisi sırf boşta kalmayayım diye saçma sapan bir Anadolu Lisesi'ne yerleşti. Sınavı kazanamasa da zaten oraya yerleşiyordu. Ben böyle bir genç tanıyorum. Lise olarak nitelikli bir liseye gidemeyen bu kişi, üniversite döneminde önüne çıkan engelleri aşarak kendine güzel bir gelecek hazırladı. Lise döneminde de konuştuğumuz zaman, yani bunun hayatını dinlediğim zaman ya da hayatını gördüğüm zaman diyelim, hayatını gördüğüm zaman engellerle karşılaştığını gördüm arkadaşlar. Öğretmenlerinden bazıları, kendisi de sözel öğretmen, sözel bölümü öğretmeni olmasına rağmen, sizden bir halt olmaz, siz bir şey beceremezsiniz, siz zaten kazanamayacaksınız, niye uğraşıyorum ki dediği öğrenci şu anda gerçekten kendine güzel bir gelecek hazırladı. Peki bu hikayedeki kişi kim biliyor musunuz? Bu hikayedeki kişi kendime güzel bir gelecek hazırladım kısmı, yani çok güzel sayılmaz, çok kötü de sayılmaz. Allah bugünden geriye koymasın. Yani ben gayet de memnunum yaşadığım hayattan. Bu kişi benim arkadaşlar. Öğretmenlerim tarafından bazen oldu ki sen beceriksizsin, sen bu sınavı kazanamazsın, sen işte zaten girdiğin zaman sıfır çekeceksin denilen öğrenci olarak ben sınava girdim, tüm engelleri aştım ve sosyal bilgiler öğretmeni oldum. Çalıştığım güne de şükrediyorum. Emek harcadığım güne de şükrediyorum. Çünkü Allah bana bu yolu gösterdi arkadaşlar. Baktığınız zaman öğretmenlerimin yani birçoğu, hepsi demeyelim tabii, hepsine haksızlık yapmış oluruz. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Allah bin kere razı olsun. Ama bazı öğretmenlerim oldu ki sizden hiçbir yol olmaz dediler. Şu anda gidip karşısına çıkmayı istiyorum. Gerçekten istiyorum. Yani baktığınız zaman her şey iyi, nitelikli lise değil. Bunu kafanızdan çıkarın. Yani hayatınızı siz belirleyeceksiniz. Emek harcayın, çalışın, elinizden geleni yapın arkadaşlar. Geçelim hemen. Bir hatırlatma. Eğer sınav kaygınız üst düzeydeyse mutlaka okulunuzdaki rehberlik servisine danışın. Arkadaşlar bakın, biz şöyle bir şeye düşünüyoruz. Rehberlik servisine gidersem bak bana ne derler, rehberliğe gidiyor, deli mi bu? Böyle yakıştırmalar yapacağını düşünürüz. Ama hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Rehberlik servislerinin amacı zaten sizi buna hazırlamak. Gelecekteki mesleğine yönelik çalışmalar yaptırmak. Seni başka mesleğe, eğer yeteneğin varsa oraya yönlendirmek. Yani iş tamamen sizin üzerinize uygulayacakları şey tamamen rehberlik. Geleceğinize karar vermek. Siz ne diyelim, profesyonel destek almalısınız. Bunun için kesinlikle rehberlik servisine gitmekten korkmayın. Eğer çok üst düzeydeyse kesinlikle rehberlik servisine uğrayın. Onlar size daha doğru, daha düzgün bir profesyonel yaklaşımla ne yapacaktır? Sınav kaygınızı atlatmanızı sağlayacaktır. Geliyorum son bir nota. Sınava 4 aydan birazcık az bir zaman kaldı. Yani 3,5-4 aya yakın bir dönemimiz var. Hiçbir şey için geç kalmadın. Kesinlikle bunu unutma. Hiçbir şey için geç kalmadın, daha zamanın var. Bu 4 ayda sınavı 2 kere bitirebilirsin. Üstüne bir kere daha bitirirsin. Ben sana güveniyorum. Hiçbir şey için geç kalmadın. Hayallerin seni bekliyor. Ne hayalin? Nitelikli lise mi? Hayalin seni bekliyor. Ne hayalin? İyi bir meslek mi? İyi bir gelecek mi? Seni bekliyor. O yüzden arkadaşlar kesinlikle bırakmayın. Kesinlikle motive olun.
Yani şöyle söyleyelim, emeklerinizin karşılığını Allah size verecektir. O yüzden kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone olmak isterseniz tam şu avucumun içinden abone olabilir. Eski videolarımızı, rehberlik videolarımızı izlemek isterseniz de sağda ya da solda çıkan videolara tıklayabilirsiniz.